İstanbul'daki Taksim Gezi Parkı direnişi 12. gününü geride bırakırken, Başbakan Erdoğan'ın tehditlerini aldırmayan on binler, demokrasi şehidi Abdullah Cömert için yürüdü. Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle sokaklara çıkarak tepkilerini ortaya koyan on binler, bir kez daha AKP hükümetine tepkisini haykırdı. Hatay'da Taksim Gezi Parkı protestolarına yapılan orantısız müdahaleye tepki olarak başlayan ve 5 gün boyunca kenti adeta savaş alanına çeviren olaylar sırasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert için devam eden eylemler, Armutlu Mahallesi Eylem Komitesi tarafından organize edilen ve tam bir şenlik havasında gerçekleşen Armutlu Mahallesi'nden başlayıp Mehmet Yeloğlu Köprüsü, Sümerler Mahallesi, Alen Alanı ve Şükrü Güçlü Köprüsü güzergahı takiben yeniden Armutlu Mahallesi'nde son bulan yürüyüş ile devam etti. Hem Başbakan Erdoğan hem de AKP hükümetine tepkisini dile getiren on binler, halkına zulmü reva gören zihniyeti istifaya davet etti. Kentin değişik bölgelerinden de katılımların da olduğu yürüyüş sonrasında boydan boya Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatılan Armutlu Mahallesi'nde demokrasi şehidi Abdullah Cömert için bir anma etkinliği düzenlendi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından ağıtların yakıldığı anma etkinliğinde yapılan konuşmalarda sağduyu çağrısı yapılırken Hatay'daki birlik beraberliğin bozulmasına asla müsaade etmeyecekleri mesajları da verildi. La tıpkı yammi. لا تبكي علي مشيت على الموت وأنا أضحك مشيت على الموت ويخبق الدم من عنقي لا تبكي يا أمي لا تبكي علي Cilve gözünde patlamada 14 Reyhanlı'da 52 kardeşimiz ve en son Antakya'da bir kardeşimiz öldü. Bunların olmaması için hükümet bazında, valilik bazında hep girişimlerde bulunduk ama maalesef ki bir şey olmadı ve olmaması sonucunda buraya geldik. Bugün Abdullah kardeşimizin ölümü tesadüfi değildir. Belki Abdullah'a bu merminin gelmesi tesadüf olabilir. Ama herhangi birimiz ölecektik zaten bu topraklarda. Çünkü savaş baronları bunun kararını vermişlerdi. Roboski de vermişlerdi. Reyhanlı da verdiler. Şimdi Antakya'da aynı şeyi deniyorlar. Nasrah Elemel'in seslendirdiği şiirler ve yerel müzik grubu Grup Kaldırım'ın Arapça, Kürtçe ve Türkçe seslendirdiği türkülere eşlik eden on binler, Antakya'nın birlik ve beraberlik duygusunu daha da pekiştirdiler. Peace.